cismaniyetin itibarıyla küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyet, mahduk bir cüzdür. Yani şu kainat içerisinde cesedimiz, cismimiz, maddemiz itibariyle neymişiz? Küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyet, her şeyimiz kayıtlı, sınırlı, mahdut bir cüzdün. Küçücük bir parçasın kainat içinde, dünya içinde. Onun ihsanıyla, Allah'ın ihsanıyla cüz'i bir cüzden külli bir küllü nurani hükmüne geçti. Ne demek? Zira hayatı sana vermekle cüz'iyetten bir nevi külliyete. Cenab-ı Hak bize hayat vermekle, hatta üstadımızın verdiği misalde diyor, bir dağ ne kadar büyük de olsa hayatı olmadığı için sadece mekanıyla, tabanıyla alakalı. Ama küçük bir karıncanın, küçük bir arının içine hayat girince o arıyı, o karıncayı bütün kainatla, bütün mevcudatla alakadar hale getiriyor. Yani hayat onu büyütüyor. Bizde de öyle. Şu cismin içerisine hayat girince bizi cüz'i bir cüzlükten külli bir küllü nurani hükmüne getiriyor. Külliyet veriyor. İnsaniyeti vermekte de hakiki külliyete. Ha, arı, karınca hayatla kainat kadar büyüdü ama kainat nedir bilmez. Ben neyim? Arı kendini bilmez. Karınca kendini bilmez. Bu mahlukat niçin yaratıldı bilmez. Bunların halikı hangi isimlere, hangi sıfatlara sahiptir bilmez. O zata nasıl muhatap olurum bilmez. Fakat insaniyeti vermekle Allah bizi hakiki külliyete, devam ediyor, İslamiyeti vermekle ulvi ve nurani bir külliyete. İslamiyet girince ne oluyoruz? Birden alemlerin Rabbi olan Allah'ın muhatap, halili, dostu oluyoruz. Habibi oluyoruz. Ve o makam bize İyyâke nâbudû, ancak sana ibadet ederiz dedirecek. Yani onun muhatabı Allah'la konuşabilecek bir makamı ne yapıyor? Bize veriyor. İslamiyeti vermekle ulvi ve nurani bir külliyete. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, Allah diyor Fatiha suresini ikiye ayırdı. Baştan üç ayet nedir? Cenab-ı Hakk'ın tavsifatıdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Rahman ve Rahim'dir, din gününün malikidir. Orası Allah'a ait, o üç ayet. Sonra gelen diyor kalan dört ayet de kuluma aittir. Ne yapıyoruz orada? Ancak sana ibadet ederiz. Yalnız senden yardım dileriz. Bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Bizi nimetine kavuşmuşların, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin ve onlara güzel bir şekilde tabi olanların yoluna hidayet eyle. Bizi gadaplanan ve dalalete düşmüşlerin yoluna götürme. Ne yapıyoruz orada? Allah'a konuşuyoruz. Allah'tan istiyoruz. Allah'a hitap ediyoruz. İslamiyeti vermekle ulvi ve nurani bir külliyete, marifet ve muhabbeti vermekle muhit bir nura seni çıkar. Allah'ı bilmek, tanımak, Allah'ı sevmekle muhit bir nura seni çıkarır. İşte ey nefis, sen bu ücreti almışsın. Aldık mı? Aldık elhamdülillah. Almışsın. Ubudiyet gibi lezzetli,
nimetli, rahat, hafif bir hizmetle mükellefsin. Yani bizden istenen ibadetler o kadar kolay, o kadar hafif, o kadar nimetli, o kadar da lezzetli. Yani dünya hayatı için sabahın köründen akşamın garanlığına kadar çalışıyoruz. O zahmet, o sıkıntı, o meşakkat, o fırçalıyor, bu fırçalıyor. Şimdi namazlar nasıl ya? Elhamdülillah. 24 saatte toplasan 5 vakti 1 saat. Bir de Allah öyle nimetler vermiş. Maddi manevi. Yani her taraf böyle inkişaf etmiş. Seneler evvel böyle Kaynarca'ya gündüz vakti bir hizmetle alakalı bir şey vardı. Gidiyorum. Ezan okundu. İçizce diye bir köy var. Dedim camide cemaatle kılayım, kaçırmayayım. Girdim içeri, sünnet kılıyorlar. Birinci, ikinci rekat. Ben de arkada durdum. Fakat hayret ettim ki bütün cemaat birinci safa dizilmişler. Sünnet kılıyorlar. Allah Allah dedim ya, genellikle böyle dağınık kılınır ya sünnet, sonra farzda toplanır. Ben arkaya durdum. Ama bayağı soğuk, dondum yani. Neyse kamet getirdiler. Birinci safta bereket yer vardı elhamdülillah. Bir girdim baktım alt taraftan böyle. Meğer ısıtma varmış. Dedim ya böyle namaza ne var yani? Abdest alacağım gidiyorum, birçok camide var artık. Abdest alacağım, çeşmeyi bir açıyor, sıcak atmıyor, oh! Klimalar, şeyler ya, öyle nimetler ki. Şimdi bu namaz kılmakta ne var ki yani? Subhanallah. Hem az, hem külfetsiz, hem nimetli, hem manevi lezzetli. Değil mi? Namaz kıldıktan sonra herkes öyle bir huzur, öyle bir ferahlık, sanki üzerimizden tonlarla yük kalkmış gibi bir ferah ve saadet herkes hissediyor. Evet, ubudiyet gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmetle mükellefsin. Halbuki buna da tembellik ediyorsun. Allah Allah. Eğer yarım yamalak yapsan da güya eski ücretleri kafi gelmiyormuş gibi çok büyük şeyleri mütehakkimane istiyorsun. Ve hem niçin duan kabul olmadı diye nazlanıyorsun. Böyle birisini anlattılar. Böyle bir genç delikanlı üniversite imtihanına girecek, namaza başlamış. Her namazdan sonra ya Rabbi işte beni ODTÜ'de bilmem ne bölümünü kazandır. Amin. Her namazdan sonra dua ediyor. İmtihana girmiş, çakmış. Hiçbir yeri kazanamam. Namaz da kılmıyor bir daha. Halbuki namazı niye kılıyorduk? Başta ne demişti? Namaz, ibadetler geçmişte bize verilen nimetlerin neticesiydi. Bak saydı, yoktuk, Allah var etti. Ona mide tattı, yeryüzünü sofra yaptı. Hayat verdi, gözü kulağı verdi. Onların önüne de yer küresi kadar nimetler sofrası serdi. İnsaniyeti verdi, aklı verdi. Bütün mahlukatın lezzetlerinden lezzet alabilecek, bütün kainatın sırlarına girebilecek bir sofrayı serdi. Arkasından İslamiyeti, imanı, arkasından marifetullah, muhabbetullahı verdi. Esma-i Hüsna, dünya ve ahiret saadetlerine kapılar açtı. Bu kadar nimetler verdi. Namazı onun için emretti. Bunların şükrü. Yoksa namaz kılayım işim rast gelsin. Yok kılıyoruz kılıyoruz işler ters gidiyor ya. Değil. Namazı kılalım işlerde muvaffak olalım. Namazı kılalım. Güzel böyle bir nasip olsun yani. Güzel bir hanım falan derhal ya. İyi bir iş. Güzel bir diploma. Değil değil. Değil. Niçin duam kabul olmadı diye nazlanıyorsun? Cenab-ı Hak hiçbir duayı neticesiz bırakmıyor. Ama Allah nedir? Hakimdir. Hikmetiyle bazen bize öyle muamelede bulunuyor. Üstadımız misal vermiş. Bir çocuk diyor doktora gider. Ya hekim bana bak. Hekim ona lebbek buyur ne istersin? Çocuk ona der ki bana bağlı ver hastalığım için. Doktor hakim olduğu için ne yapar onu kontrol eder. Bakar ki sıtma hastalığı var.
balona zarar, kinin verir acı ilaç. Kaktırma iğne verir. Çocuk der ki hekim beni dinlemedi. Yo, hekim onun ahı fizarını dinledi, maksadın da en iyisini verdi. İyileşince diyecek ki vallahi doktor doğru yapmış yani. Ama o ilk anda o acı ilaç, o iğne kızıyor yani. Biz de üstadımız diyor, bazen dünya saadeti istiyoruz. Allah'ım zengin eyle. Bir tane bengede, bir tane villa, bir tane yazlık kışlık, şöyle falan filan, neyse fazla derine gitmeyelim. İstiyor ama Rabbimiz biliyor ki Allah onları ona verse namazı da bırakacak, hizmeti de bırakacak, belki dinden imandan çıkacak, vermiyor. O da diyor, niye vermiyor? Allah onun duasını kabul ediyor, o saadet duasını kabul ediyor ama dünyaya değil, ahirete veriyor. Ahirete girince Azrail Selam geliyor, sürpriz, diyor Allah! O zaman diyor, iyi ki dünyada vermiş. İnşallah Cenab-ı Hak güzel sürprizlerle, inşallah kötü sürpriz olmasın da, bizi karşılasın inşallah. Evet. Evet, senin hakkın naz değil, niyazdır. Ha, hakkımız naz etmek değil, niyaz etmek. Cenab-ı Hak cenneti ve saadet-i ebediyeyi mahz-ı fazl ve keremiyle ihsan eder. Sen daima rahmet ve keremine iltica et. Ona güven ve şu fermanı dinle. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalike feliyefrahu huve hayrun mimma yecmaun.